Malumunuz 90'lı yıllarda sırf İslami kimliğinden dolayı devlet tarafından gözaltına alınıp çeşitli işkencelerden geçirilmiş ve bunun akabinde kendilerine türlü türlü iftiralarla cezaevlerinden zindanlara atılmış kardeşlerimiz vardır. Bu kardeşlerimizden birisi de şu an kendilerini ziyarete geldiğimiz Turgut Barut kardeşimizdir. Kendisi 19 yaşındayken, yani bundan 23 yıl önce annesi tarafından bakkala ekmek almaya gönderilip bir daha evine geri gelememiştir. Tabi biz Diyarbakır sahabeler olarak bu ve diğer tutuklu Yusuf Bey kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizin suçsuz yere cezaevinde tutulduklarını artık her platformda dile getiriliyor. Bizler de elimizden geldiğimiz kadarıyla bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Ailenin hakikaten durumu perişan bir durum. Düşünün, 23 yıl önce çocuğunuzu ekmek almaya gönderiyorsunuz. Sofrayı kurmuşsunuz, ekmek gelecek, beraber oturacaksınız, yemek yiyeceksiniz. Ama çocuğunuz gidiyor, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındığı size haberi veriliyor. Onu da bir tanıdığı ya da olayı gören birileri gelip size haber veriyor. O gün bugündür oğlunuzun yolunu gözlüyorsunuz. Tabii bu kardeşimiz kendisi daha küçükken, 19 yaşındayken babası daha önce vefat etmiştir. 23 yıldır annesi tek başınadır. Tabii kardeşleri falan var, gelip gidiyorlar. Ama 23 yıldır bir annenin evladını ondan uzak tutmak, bu bir tam anlamıyla zulüm olsa gerek. Gelinen süreçte bu zulümlerin kimler tarafından yapıldığı artık apaçık bir şekilde ortaya çıkmışken ve belki de bu zulümleri yapan bu kardeşlerimizi suçsuz yere cezaevlerine atanların birçoğu şu anda cezaevindeyken, yani asıl suçluların kendileri olduğu apaçık ortaya çıkmışken hala bu kardeşlerimiz cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor. Buradan bütün kamuoyuna, hükümete, vicdan sahibi herkese bu bir vebaldır. Bu vebale sessiz kalınması bu suçun ortaklığıdır, bu zulmün ortaklığıdır. Yarın mahşerde, mahkeme-i kübrada bunun, bu vebalin altından kalmak istemiyorsanız bir an önce bu kardeşlerimizin dosyaları tekrar açılmalı, yeniden yargılanmalı, tekrar sağlanmalı ve atılan iftiralar üzerinden yapılan bu zulmün bir an önce son verilmesi gerekir. Aksi takdirde bu bir vebaldır ve sessiz kalan herkes bunun altında kalacak.